Selam arkadaşlar, bugün farklı video ile karşınıza geldim. Önce kendimi tanıtayım kanalı ilk defa izleyenler için. Ben Oğuz Ceyhan, Ankara Mehmet Emin Üniversitesi'nde Anadolu Lisesi mezunuyum. 2020 YKS'de eşit ağırlıkta Türkiye 209.'sü oldum. Bu kanalda YKS ile ilgili içerikler çekiyorum. Yanımdakini ilk kez görüyorsunuz, ablam. Merhaba arkadaşlar, ben Zehra. Evde bütün gün ders çalışıyor, size eliyor, haberiniz olsun. Bu sene, geçen sene 2020'de 6700 yaptı. Bu sene ilk 100 için tekrar hazırlanıyor eşit ağırlıktan. Eliyor yani hepiniz. Sabahtan akşam kadar ders çalışıyor. Söyleyeyim evde yani. Çürüdün dedi. Zorla çıkardı. Gerçekten külliyen yalandı. Çok da çalışmıyorum dedi. Ben de size yardım olsun. Onu eleyeyim diye sizin için dışarı çıkardım. Eliyorum şu an onu yani. İşte ders çalıştırmıyorum. Çok kardeş sevgisini görebilirsiniz. Bu videoda YKS bu geçen sene bu zamanlar Aralık Ocak netlerimden bahsedeceğiz. Sınav zor mu olacak, kolay mı olacak bundan bahsedeceğiz ve sınav senesi sevgili muhabbet yapacağız. Bu sınav senesi sevgili muhabbet ne de kimse girmiyor anlamı. Bence çok önemli bir şey yani. Kimse bahsetmiyor ama ya bahsedilmesi gerekiyor artık. YouTube'da birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. Önce netlerden başlayalım arkadaşlar. Ben Aralık-Ocak aylarında kaç net yapıyordum bunu söyleyeyim hemen size. Ben Aralık ayında 75 bandındaydım ama Ocak ayında da ben 75 bandındaydım. Ben Ocağın sonu Şubat'ın başı o sıra ilk kez 80 neti gördüm ama tekrardan düştüm sonrasında. Yani bu netler düşer çıkar, TYT böyle nasıl oluyor? Bir anda oluyor bu TYT netleri. Son aylara doğru siz bir patlama yaşıyorsunuz. Benim netlerim Nisan-Mayıs aylarında patladı. Yani ben o zaman 75 yapıyordum dediğim gibi. Sınavda ben 108 yaptım. Kimden örnek vereyim mesela? Eylül diye bir arkadaşım var benim. Eylül Selcan Öğüt. Nisan ayında bir denemeye girdik biz bununla ortak. Onda 72 net TYT yaptı bu. Boğaziçi istiyordu o zaman. Ben de yani kendisine söylemiyordum da tabii. Yani pek kazanacak gibi durmuyordu. Yani ODTÜ'ye falan gider diyordum ben. Sınavda, bu seneki sınavda 851. oldu. Onun da netleri sonradan patladı yani o Nisan-Mayıs ayında. Netleri patladı. 851. oldu. Şimdi Boğaziçi'nde kendisi. Patlıyor yani bu netler. Korkmayın. Çalışmaya devam edin düzenli bir şekilde. Bu belli bir süre sonra olacak yani bu kendiliğinden. Evet. Gelelim sınav senesi sevgili muhabbetine. Arkadaşlar sınav senesi, bu kısaca söyleyeyim, yapmayın. Açmak gerekirse de bunu. Siz sınav senesi sevgili yaptığınızda ne olacak? Siz tartışacaksınız. Belki kavga edeceksiniz. Ne olacak şimdi? Siz oturup matematik çalışacaksınız. İşte deneme çözeceksiniz. Aklınıza o gelecek. Moraliniz bozulacak. Modunuz düşecek. İşte konsantrasyonunuz azalacak. Bu şekilde yani normalde yapacağınızdan, çalışmadan çok daha azını yapacaksınız. Siz ona bir kere vakit ayıracaksınız. Günde 1 saat, 2 saat belki konuşuyorsunuzdur. Ne oluyor? Ders çalışacağınız vakitte ya da dinleneceğiniz vakitte ona vakit ayıracaksınız. Sonra ne oluyor? Ayrılıyorsunuz zaten. %99'a ayrılıyor yani. Gidip de ya yani çok uzun süreli bir ilişki olmuyor. Bir sene sıkın dişinizi. Sevgili mevgili işlerine girmeyin. Yani üniversitede yaparsınız. İstediğiniz gezin, tozun, sevgili yapın. İstediğiniz yaparsınız üniversitede. Bir sene ama dişinizi sıkın. Yani bütün insanlar, çevremdekiler yani normalde yapabileceklerinden daha aşağıda yaptılar yani. Normalde ya kazanan da var işte, mezuna bırakan da var ama çok daha iyi sıralamalar yapabilecekken mesela daha düşük yaptılar. Gerek yok böyle işlere. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka potansiyelinizin altına düşüyorsunuz. Yani tabii ki iyi bir yer kazanabilirsiniz ama çok daha iyi bir yer kazanabilecekken elinizdekiyle yetinmenin yararlı olduğunu düşünmüyorum ben. Ne yaparsanız yapın, sevgili yapmayın benim gibi. Bu babama mesaj mı? Evet sınav zor mu olacak, kolay mı olacak? Bu meseleye gelelim. Arkadaşlar sınav zor olur, kolay olur. Hepimize aynı olacak ya. Ama bizim için zor olması daha iyi. Niye? Çünkü geçen sene bildiğiniz gibi, şimdi yalan yok yani. Bizim AYT sınavı kolaydı önceki senelere göre. Ne oldu bu sefer? Yığılma oldu. Özellikle sayısalda herkes dip dibe oldu. Ne oldu? Bir nette çok fazla şey değişti. Bir netli adam tıpa gidecekken diş hekimliğine gitti. Diş hekimliğine gidecekken hemşireliğe gitti. Yani bu sınavın eleyici olması sizin için daha iyi. Daha iyi bir sıralamalarınızın doğru bir şekilde ölçülmesi adına. Yani siz oturun çalışın, yapacak bir şey yok yani. Bütün gün evdesiniz ya, oturun bunları dert etmeyin ya. Sınav zor olmuş, kolay olmuş yani. Bunları dert etmeyin, devam edin çalışmaya. Bu bizim mezunlar olarak söylüyorum ben. Bu bizim biraz daha avantajımız sonuç olarak. Biz bunları okulda gördük, bitirmiştik bu sene, bu zamana kadar bu konuları. Yani mezunlar için biraz daha avantajlı durum. Konular ne kadar zor olursa sizin yapabilme imkanınız o kadar fazla olur. Videoyu da ne şartlarda çekiyoruz görün. Yani tripod sipariş ettim, daha gelmedi. Gelince düzgün çekeceğiz yani. Taş koyduk, taşla çekiyoruz ilkel yöntemlerle. Evet, bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadardı. Eğer bu tarz sohbet tadında videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin bunu. Yani bu vlog şeklinde de biraz çekmek istiyorum. Yani hep ders çekmek istemiyorum ben. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni sevindirmiş olsunuz. Bu video yayınlandığında büyük ihtimal 8000 abonemiz olacak. Yani teşekkür ederim size kısa süredeki bu desteğiniz için. Ve geometri videosunu çok istediniz, artık atacağım onu. Hafta sonu cumartesi günü atarım büyük ihtimal. Sizlere nasıl sıfırdan 19'a çıktım bundan bahsedeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.